Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda Çatal Ağzı Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin halka arz bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Çatal Ağzı Elektrik Üretim 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günleri talep toplayarak halka arz olacak. Çatal Ağzı Termik Santral Zonguldak'ta yer alıyor. Zonguldak'ın Çatal Ağzı kasabasında Aydem Enerji Grubu'nun bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor ve 314,68 megawattlık kurulu güce sahip. Türkiye'nin 63. Zonguldak'ta da ikinci büyük enerji santrali olarak dikkatleri çekiyor. Tesis ayrıca Türkiye'nin de 23. büyük taş kömürü santrali konumunda bulunuyor arkadaşlar. Malum bölgedeki zengin taş kömürü kaynaklarının bulunması sebebiyle o bölgede kurulmuş ve elektrik üretim faaliyetlerine devam eden bir santral. 1.796 kilowatt saat elektrik üretimiyle 494.662 kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi ihtiyaçlarını elektrik enerjisi olarak karşılayabiliyor. Çatal Ağzı Termik Santrali sadece konut elektrik tüketimini baz alacak olursak da 601.477 konutun elektrik enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir elektrik üretimi gerçekleştirmektedir arkadaşlar. Şimdi şirketin finansal yapısını şöyle birlikte inceleyelim. Şirketin hasılatları yıllara sari olarak 2020 yılında 461 milyon, 2021 yılında 630 milyon, 2022 yılında 3.352 milyar TL, 2022 yılının 6 aylık çeyreğinde 1.137 milyar TL ve şu andaki cari dönemde de şirketin hasılatları 1.826 milyar TL seviyelerinde. Düzenli bir hasılatlarda artış bulunmakta. Net karı ise şirketin 2020 yılında arkadaşlar zarar söz konusu. 333 milyonluk bir zarar var. 2021 yılının sonunda yine 169 milyonluk zarar var. 2022 yılının sonunda 294 milyon, malum burada elektrik üreten şirketler 2022 yılında karlılıkları da yüksekti zaten. Ondan da dolayı herhalde 294 milyonluk bir kar yazmış. 2022 yılının 6 aylık döneminde ise 3 milyonluk bir kar var ve şu andaki cari dönemde de 196.6 milyonluk bir kar var. Öz kaynaklarına gelince şirket 2020 yılında eksi 1.7 milyar TL öz kaynakları eksi durumdaymış. 2021 yılında 889 milyon, 2022 yılının sonunda 3.4 milyar TL ve şu andaki cari durumda da 3.6 milyar TL'lik bir öz sermaye büyüklüğüne ulaşmış bulunuyor arkadaşlar. Ben şirketin izahnamesinden halka arz izahnamesinden finansal durumunu da biraz inceledim. Burada da sizlerle paylaştım. Biraz borçlu bir şirket. Zaten biraz sonra da göreceksiniz. Halka arz gelirlerinde borç ödemesinde tamamını kullanıyor arkadaşlar. Şimdi halka arz bilgilerine gelelim. Arkadaşlar şirketin borsadaki işlem kodu CATES. 30 Kasım 1 Aralık tarihlerinde yani Perşembe ve Cuma günleri talep toplayacak. Saat 17'ye kadar Cuma günü taleplerimizi girebiliriz. Arz fiyatımız 57.15 TL ve %20'lik bir iskonto belirlenmiş bu fiyatı oluştururken. Dağıtım şeklimiz bireysele eşit dağıtım. Yani T1 ve T2 bakiye kullanamıyoruz arkadaşlar. Elimizde nakit olması gerekiyor ve kendi aracı kurumumuzun ya da bankamızın halka arz sekmesinden talep oluşturarak bu halka arza 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde katılmış olacağız. Toplam 33.050 milyon lot arz edilecek. Bu arzın 24.795 milyon lotu sermaye arttırım şeklinde olacak. Ortak satışı da 8.255 milyonluk bir ortak satışı var. Yani 4'te 3 oranında sermaye arttırım var. 4'te 1 oranında kabaca da ortak satışı bulunuyor. Toplam 33 milyon lot halka arz edilecek. Ve arz büyüklüğümüz ise 1.888 milyar TL seviyesinde arkadaşlar. Ve bu halka arzının sonucunda şirketin %20.01'i halka açılmış olacak. Tahsisat planına değinecek olursak %60'ı yurt dışı bireysel yatırımcıya, %20'si yurt içi kurumsal yatırımcıya, %18'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya, %2'si de Aydem grubu şirket çalışanlarına tahsisat edilecek arkadaşlar. Halka arz gelirini dediğim gibi şirket borçlu durumda. %100'ünü halka arzdan gelen gelirin mali borçluluğun azaltılmasında kullanacak. Konsorsiyum liderimiz Info Yatırım.
Önemli taahhütlere gelecek olursak, fiyat istikrarı 5 gün boyunca arz fiyatından 1.651 milyon TL'lik alım girilecek ve şirket 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacak ve ortak satışı da 1 yıl boyunca yapılmayacak arkadaşlar. PD bölü dediğimiz temel değerlendirmelere gelecek olursak 1.89 seviyelerinde, FK'mız 19.37 seviyelerinde. Bunu sektörle mukayese edecek olursak sektörün ortalaması PD bölü DÖ'de 4.05, FK'sı da 28.77 seviyelerinde. Sektörle mukayese edecek olursak gördüğünüz gibi iskontolu, yani yarı yarıya bir aşağı yukarı bir uygun fiyat, uygun diye de söyleyebiliriz. Tabi bu da borcun fazla, borçluluğun biraz fazla olmasından kaynaklanıyor diye ben özetleyebilirim bunu. Ve şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki bize ne kadar pay düşer? Şimdi ona bakalım. En önemli yerde bu zaten. Bize ne kadarlık buradan bir pay gelir. Arkadaşlar 3 milyonluk bir katılım olursa 6-7 lot civarında, yani 343-400 liralık bir bize bir pay düşecek. Gene 3 milyon 250 bin katılım olması durumunda 6-7 lot gene 343-400 liralık bir bize pay düşebilir. 3,5 milyonluk katılım olması durumunda 5-6 lotluk bize pay düşebilir. 285-343 TL. 4 milyon katılım olması durumunda da 5 milyonluk 5 lotluk, yani 285 TL'lik bize katılım olabilir. Arkadaşlar şirket katılım endeksine de uygun. Burada bunu atladım galiba. Yani istediğini yönde de sakıncası, çekincesi olan arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla bu halk arza katılabilir. Katılım endeksine şirket uygun. Şimdi siz ne yapacaksınız hocam? Halk arzda nasıl bir hareket biz belirleyelim, benimseyelim diye bana soracak olursanız, ben bu halk arza katılacağım. Şimdi önceki arzlarda baz alırsak 3 milyon civarında bir katılım oluyor. Ben de bu halk arzda 9-10 lotluk bir başvuru yapmayı düşünüyorum. O da ne yapar? 9-10 lot 450-500 TL'lik bir başvuru demek arkadaşlar. Ve büyük bir ihtimalle de 5 lot 7 lot civarı bir tahsisat bize halk arzın sonucunda düşecektir, pay olacaktır diye ben değerlendiriyorum. Malumunuz şirket biraz borçlu ve ortak satışı da var. Gördüğünüz gibi 4'te 1 oranında ortak satışı var. Bu biraz hani can sıkıcı. Hani benim güzel bir işletmem olsa ve çok güzel ciddi karlarda yazıyor olsam hiç şirketimi niye satayım? Hani paylarımı niye elden çıkarayım? Böyle de bir bakış açısı olabilir. Zaten borçlu bir şirket. Ama sektör ortalamasına göre de bakınca biraz iskontolu bir arzda olduğunda hemen dikkatimizi çekiyor. Ben bu arza katılırım ve arzdan sonra da 5, 6, 7 ne kadar tavan yaparsa hemen tavan bozar bozmaz şirketten satış yapar ve çıkarım diye ben değerlendiriyorum. Malum zaten yenilenebilir enerji şu anda çok ön planda ve bütün dünyada o alana doğru bir yönelme var. Ülkemizde de çok ciddi teşvikler var yenilenebilir enerji anlamında. Dolayısıyla termik santrallerin biraz daha artık hani şeyi devir kapanıyor. Biraz daha böyle geri kalmış ve 3. dünya ülkelerinde faaliyetlerini sürdürme durumu söz konusu. Dolayısıyla pek bir gelecek görmüyorum açıkçası. Dolayısıyla tavanı bozunca ben satar ve çıkarım arkadaşlar. Ona göre karımızı alır kenara çekiliriz diye değerlendiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden yatırımcılarına. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar dilerim. Bir sonraki halka arz videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.